olmak demek ki son derece etkili korunmak için. Az önce yine fazlardan söz ederken bir de bitkisel tedavilerden söz ettiniz. Evet. Şimdi bitkisel tedavi deyince biz bazen çok yanlış şeyleri anlayabiliyoruz. Evet. Yani alıp da bitkiyi topraktan koparıp kaynatmak ya da yemek, pişirmek bu herhalde tedavi değil. Tedavi planlı bir şekilde yapılan Yapılmış. şeydir, değil mi? Evet. Burada acaba nasıl planlıyorsunuz? Bitkisel tedavi bu tür hepatit B'lerde nasıl uygulanıyor? Onu biraz Evet. açalım. Aslında yani toplumda bu konuyla ilgilenen kişiler arasında birçok bitkisel tedaviler var ama biz burada bir bilim şeyi olarak, insan olarak söyleyeceğimiz bilimsel verilerden, yapılmış araştırmalardan elde ettiğimiz bilgilerle buna izin verebiliriz. Bugün için test edip onaylanmış iki tane önemli bitki var. Bunun dışındakilerin hiçbirisi test edip onaylanmış değildir. Yani aktarlarda satılan, o lokman hekimlerde satılan veya gazete köşelerinde bazı profesör bitkisel tedavilerle uğraşan profesörlerin öne sürdüğü gibi her bitki karaciğere yararlı değildir. Test edip bir araştırma olması lazım ki biz bunu onaylayalım, kabul edelim. Bu iki bitki nedir? Bunlardan bir tanesi deve dikeni bitkisidir. Bundan elde edilmiş çaylar, bundan elde edilmiş haplar, bunların bizzat yenilmesi çok yararlıdır. Bunun içindeki silimarin maddesinden kaynaklanmaktadır. Yine bir araştırmadan bahsedeyim. Yine 3 yıl önce Amerika'da bir Avusturyalı bilim adamı, kendisi Viyana'da çalışıyor ve o hepatolojinin başkanıdır orada. Bu bilim adamının yaptığı çalışmada bir grup insana bu silimarin içeren deve dikeninden elde edilmiş ilaç veriliyor. Bir gruba verilmiyor. Bakıyorlar ki verdiği grupta DNA seviyeleri hızla düşüyor. Bu hastalar uzun dönem takiplerinde komplikasyonlardan koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan çalışmalardan anlaşılan bu. Deve dikenini gönül rahatlığıyla özellikle birinci ve üçüncü fazda rahatlıkla kullanabiliriz. Ama Hiçbir yan tablet etkisi haline yoktur. getirilmiş Tablet haline hali. getirilmiş hali var. Var. Bitki hali de var. Tablet haline getirilmiş hali de Yani var. bitki halinde alıp kullanabilirler mi? Ne Yani şekilde tüketebilirler? tableti almakta imkanı olmayan hastalarımız bunu böyle kullanabilir. Bu birincisi. Neden? İçindeki maddeden dolayı. İkincisi de bugün içine test edilmiş yiyeceklerden enginar. Bu hakikaten faydalı olduğu çalışmalarla tespit Çok da edilmiş. lezzetli zaten. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi enginarın turşusu değil. Mesela enginarın turşusu yapılıyor. Bir takım başka koruyucu maddelerle falan. Bu zararlı. Bizatihi enginarı taze olarak alacaklar. O Ya da haliyle. enginarı teknolojik olarak kapsül haline getiren firmalar var. Öyle Var, kullanılabilir. Bu ikisi hakikaten. Bunun dışındaki bitkiler zararlı mı? Şunlar zararlı değil. Toplum olarak yüzyıllardır tükettiğimiz bitkilerin hepsi karaciğere faydalıdır. Domates, salatalık, incir, kayısı, yeşil Sağlıklı, yapraklı sebzeler, sarı sebzeler, kırmızı yine sebzeler bunlar faydalıdır. Ama bizim burada bahsettiğimiz Bunlarda da şifa arıyoruz özel toplumun olarak, değil tabii. mi? Yani Yani öbürleri faydalı ama bunlar da biraz şifa kaynağı gibi. toplumun rutin olarak tüketmediği bitkiler var. Rutin olarak. Onlar işte bilinmediği için bunları kullanmak sakıncalı. Bunları kullanabilmemiz için araştırmaların yapılması lazım ki karaciğere toksik olmasın. Neden bunu söylüyorum? Çok iyi biliyorum. Bir hastamız, kronik vakamız, takip ediyorduk. Bu hasta ceviz yaprağını kaynatıp içiyor. Cevizin kabuğunu daha doğrusu içiyor. O hasta toksik hepatit nedeniyle bize başvurdu. Enzimleri 900 civarındaydı. Kliniğe yatırdık. Yoğun bakımda yoğun takip ettik ama kurtaramadık. Ya Yani bakın bir ne kadar ceviz masum görünen kabuğun cevizin kabuğu nelere yol açıyor. Demek ki bunu akılda tutmak lazım. Hemen bir soru daha alalım. Hediye Güven soru soracak hattımıza. İyi günler Hediye Hanım. İyi günler. Biraz yüksek sesle lütfen. Ben Sizi bekliyoruz. Doktor Bey'e şunu sormak istiyorum. Sesim geliyor mu size? Geliyor, duyuyoruz biz sizi. Ben sizin sesinizi alamıyorum ama Biz sizi notunu çok şey iyi duyuyoruz ama bildireyim siz ben. sorunuzu Ben bir yıl iletin. tedavi gördüm. 5 yıllık hepatit B hastasıyım. Şurada tedavim 2005'te başlamıştı. Ekim 21'de bitti ama tamamen düzeldim. Ama bir de bir kontrollere biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun. Tedavim bittikten sonra çok iyi sonuç aldım.
Ama 3 ay önce bir daha gittim. O zaman tekrar yükseldiğini söylediler. Hı hı. Bir daha tedavi yapılacaktı. Hı hı. Neden durmadan tekrarlıyor? Biraz da psikolojik olarak insanın morali bozuluyor. Bunu doktor beye sormak istiyorum. Peki Hediye Hanım, çok geçmiş olsun. Evet. Şimdi biz diyoruz ki hastalar takip edilsin. Hı hı. İşte bunun için takip edilsin diyoruz. Tedavi bazen başarılı oluyor. Hı hı. Ama takiplerde bakıyoruz ki nüksediyor. Hı hı. Zannedersem bir yıl tedavi dediğine göre muhtemelen interferon tedavisi, hı hı, aldı hasta. İnterferon tedavisi aslında hepatit B'de çok sık kullandığımız bir tedavi değil ama evet, E antijeni pozitif hastalarda veriyoruz genelde. Ve başarı oranı, belli bir başarı oranı var. %60, %80 civarında, hı hı, bir başarı oranı var. Dolayısıyla bir müddet sonra nüksedebilir, etmeyebilir. Yani hastaların büyük kısmında tedavi devam edip, süregen olarak, hı hı, devam edip gidebilir. Ettiği takdirde işte önümüzde diğer opsiyonlar, diğer tedavi araçları gelir, diğer ilaçlarla hastaya müdahale eder. Yeniden hastalığını baskı altına alabiliriz. Evet, yani burada hasta da morali bozmasın. Hediye Hanım diyor ki benim psikolojim bozuyor bu durum. Evet. Yani hep hastalık aktif hale gelecek. Ben yeniden hasta olacağım diye bir beklenti içine girmesinler ama herhalde takipleri de devam ettirmek lazım. Kontrollerini terk etmesinler. Hı hı. Bugün için elimizde ajan, yani kullandığımız tıbbi ilaç sayısı arttı. Nasıl adımlar atılması gerekiyor? Beklentileriniz neler hastalık, evet, ve tedaviyle ilgili? Şimdi hakikaten yüz güldürücü sonuçlar aldıkça ümitleniyoruz. Hı hı. Bir, aşının olması dolayısıyla toplumu koruyoruz. Hastanın aile çevresini koruyoruz. Dolayısıyla hastadan aile çevresi eskiden hep çekinirdi. Hastaya yaklaşmaktan korkardı. İşte hepatit bulaşacak diye. Hı hı. Aile çevresini koruduğumuz için o da ortadan kalkmış oluyor. Psikolojik olarak hastalar rahatlıyor bu şekilde. Bir de son sonuçlar, bizim sonuçlarımız da şunu gösteriyor. Eğer iyi tedavi yapılırsa, iyi yönlendirilirse, iyi takip edilirse bu hastalar ve zamanlama iyi olursa tedavi başlamakta, hı hı, bu hastalarda şifa karşımıza çıkıyor. Şifa ne demek? Hastalık gidiyor, bir daha bu hastalık sizde oluşmuyor, hı hı, ve bu hastalığın komplikasyonundan da ölmüyorsunuz. Bu da çok iyi. İşte %20'lere varan oranlarımız var. Hı hı. Bunun önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum çünkü yeni yeni ilaçlar bu yönde ümit veriyor. Şimdi elimizdeki mevcut ilaçların kullanım süreleri kısıtlı. Maksimum 5 ila 7 yıl civarında, hı hı, kullandık. Uzun dönem sonuçlarını göreceğiz. Bilmiyorsunuz. Dolayısıyla tabii. Şimdi 10 yıllık verilerimiz bu. Hı hı. Belki 20 yıl sonra başka veriler önümüze çıkacak. Neticede ben bu konuda ümitliyim. Hı hı. Yani hepatit B'nin önümüzdeki yıllarda çok rahatlıkla tedavi edilebilir, kontrol edilebilir bir hastalık olacağını düşünüyorum. Evet, ama burada hastaları da çok iş düşüyor. Kontrollerini aksatmayıp bir de yaşam tarzlarına herhalde herkesten daha fazla dikkat etmeleri, tabii, gerekiyor değil mi? Tabii. Yediklerine, içtiklerine, yaptıklarına. Yaşam tarzı derken tabii bir kere söyledik, alkol kullanmayacaklar. Evet. Aşırı yoğun fiziksel aktivitelerden sakınacaklar hasta olanlar. Hı-hı. Yaşam tarzları bunlardır. Yiyeceklerine dikkat edecekler, işte kontrollerine devam edecekler. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuydu. Umarız bir başka programda yine detaylandırma fırsatı buluruz. Sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün hepatit B'yi konuştuk. Profesör Doktor Hasan Özkan programımıza katkıda bulundu. Yarın yine aynı saatte TRT GAP'ta sizlerle birlikte olacağız reçetede. Yarın görüşünceye değin sağlıkla kalın efendim.